bir etkinlikti. Çok memnun oldum buradaki öğrencilerle konuşmaktan. Bilim, sanayi, teknoloji üçgeninin ve o döngüden öğrencilerle konuşmaktan çok memnun oldum. Çok heyecanlı ve ilgili öğrenciler vardı. Türkiye'de Ar-Ge merkezi olan şirketlere baktığınızda bu Ar-Ge merkezlerindeki doktoralı sayısı %10'u kesinlikle geçmiyor. Ama Almanya'ya baktığınızda mesela, Almanya'da birçok şirkette Ar-Ge merkezindeki doktoralı sayısı %50'ye yaklaşıyor. Bu aslında ona da bir anlamlandırıyor. Yani şunu söylüyor size, araştırma yapmayı bilmek Ar-Ge merkezlerinde çalışmak ve inovasyon için çok önemli bir ara adım. Türkiye'de şu anda inovasyon denilince işte üniversiteden mezun ol, hemen iş hayatına atıl, hemen para kazan, hemen bir şeyler yap geliyor. Yurt dışında ise teknik daha farklı. Yurt dışında ise belli bir konuya yoğunlaş, o konu üzerinde doktora yap, o konu üzerinde yeni bir şeyler üret, ondan sonra onun doktora sonrasında şirketini kura doğru gidiyor. Bu bence Türkiye'nin de yurt dışındakine doğru evrilmesi lazım. Eğer daha yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarabileceksek. Yani çünkü doktora tabii ki hem insana hem insan kaynağına çok büyük bir bilgi birikimi kattığı gibi aynı zamanda onun üreteceği ürünün kalitesini ve katma değerini de çok ciddi anlamda arttırıyor. Türkiye'de hep şey var. Ya doktora akademik kariyer içindir. Yurt dışında bu yok. Yani yurt dışında doktora yapan insan işte üniversitede de kariyerine devam edebileceği kadar gidip şirkette kurabilir. Fizik doktorası yaparken yine gidip girişimcilik, patent nasıl alınır, ondan sonra nasıl fon bulunur gibi çalıştayları ve bunun gibi olaylara katılması için bir engel yok ki aslında. Son olarak bir tavsiyeniz olur mu? Yani tavsiyem daha fazla gencin yüksek lisans ve doktoraya doğru yönelmesi, daha fazla araştırmacı karakterli girişimcimizin olması lazım. Şu andaki girişimciler çok hızlı, çevik bir şekilde bir şeyleri döndürmeye çalışıyorlar. Ama altında eğer daha büyük bir bilgi birikimi olursa o daha uzun soluklu bir şirkete dönüşebilir. Hızlı batmayacak bir şirkete yani. Bir de en büyük önerim ilk denemeleri başarılı olmayınca devam etmeleri. Türkiye'de öğrencilerden ben çoğunlukla şunu görüyorum. İşte hocam şirket kurdum battı, bir daha denemeyeceğim. Hayır, yani bir kez batmak bir şey değil. Bir kez denemiş olmak ve onun başarısız olmuş olması bence bir kriter olmaktan çıkmalı. Türkiye'de ne yazık ki özellikle kendine acıma kültürü var. Kültürümüzün parçası. Biz kendine acıyan bir ülkeyiz. Öğrencilere ben hep öyle diyorum. Kendinize acımayın. Kendinize acımayın. Bir kez başaramadınız, tekrar.